birçok din ve kültür için hüznü sembolü olarak kabul edilen ters tale, Anadolu coğrafyasına ait endemik bir tür olup dünyanın en nadide çiçeklerinden biridir. Tarihin farklı dönemlerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, doğanın birçok zenginliğinin merkezidir adeta. Fotoğraf sanatçısı Arif Terzioğlu, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biri olan ters laleleri Balıkesir'in Dursun Bey Yaylası'nda fotoğraflamış. Arif Terzioğlu, alçak rakımlarda ters lalelerin zamanının bitmesinden dolayı yükseklere yöneldiğini söylüyor. Zorlu bir tırmanış ve arayıştan sonra da bu muhteşem ters laleler Arif Terzioğlu'nun kadrajına işte böyle yansıyor. Güneşin doğuşu ve batışı bir başka güzeldir Nemrut Dağı'nda. Işığın muazzam oyunlarını izlemek ve fotoğraflamak için Güneydoğu'nun damı olan Nemrut Dağı'nda bu muhteşem manzarayı izlemek ayrı bir keyiftir. Bu keyfi tüm güzellikleri ve zorluğuyla yaşayan fotoğraf sanatçısı Mehmet Faiz Hatipoğlu, çektiği bu fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor. Ocak ayında yaklaşık 15 kişilik bir ekiple Adıyaman'a günübirlik bir gezi düzenledik. Parçalı bulutlu, zaman zaman yağışlı bir havada güneşin güzel ışık oyunları gezimizde bize eşlik ediyordu. Adıyaman merkezde bir süre dolaşıp yeniden kullanıma açılmış çok eski olmayan bir Süryani Kilisesi'ni ziyaret ettikten sonra arkadaşlarımızın şaşkın bakışları altında şoföre Nemrut'a çek dedim. Kar altında heykellerin fotoğraflarını çok çekmek istiyordum ve pek fazla da bulunduğunu sanmıyorum. Araç Nemrut Dağı zirvesine yaklaşık 5 kilometre kala kar nedeniyle durmak zorunda kaldı. -5 derece sıcaklıkta saat 14 civarında zorlu tırmanışımız başladı. 5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 400 metre yüksekliğe tırmanarak zirveye ulaştık. Fotoğrafçı Mehmet Faiz Hatipoğlu, bulutlu ve zaman zaman yağışlı havada güneşin de cömert davranarak yüzünü göstermesini büyük bir şans olarak değerlendiriyor ve verilen emeğin boşa gitmediğini söylüyor. Sümele Manastırı Trabzon'da yüksek kayalıklarda kurulmuş olup dünyanın en eski ve en önemli tarihi manastırlarından biri olma özelliğini taşır. Bu manastırı dünyadaki diğer manastırlardan ayıran ve farklı kılan etmen ise 1150 metre yükseklikteki kayaların oyularak ve doğal mağaralardan faydalanılarak yapılmış olmasıdır. Fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk bu ihtişamlı mimari yapıyı malum açıdan fotoğraflasa da çekim zamanı ve sisin ormanın üzerine çökmesi fotoğrafa bambaşka bir hava katmış durumda. Metin Öztürk fotoğrafı Mayıs ayında çektiğini ve bu ayda yolların kardan dolayı henüz tam açılmadığını söylüyor. Öztürk o günü şu sözlerle anlatıyor. Kar tipi, çamur ve kar kürtükleriyle dolu 17 kilometrelik bir yolu aşarak sonunda Sümela'yı karşımızda bulduk. Yaylalarda fotoğraf çıkmamıştı ama fotoğraf çekememenin üzüntüsünü Sümela'yı görünce unuttuk. Işık mükemmeldi. Sümela'nın aşağısındaki dağların arasına sis çökmüştü. Makineleri aldık, başladık deklanşöre basmaya ve o günden bu kare bize hatıra kaldı. Fotoğraf Karaman'ın Kraman köyünde Mustafa Şahbaz tarafından çekildi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan köylüler genelde bu tür sahım yapmaktadırlar. Fotoğraf sanatçısı Mustafa Şahbaz, sahım zamanında koyunların sıralı olarak boyunlarından zarar vermeyecek gevşek bir bağlama ile birbirlerine bağlandığını söylüyor. Sahımcılar tarafından sağma işlemi tamamlandıktan sonra ipler kolayca çözülür. Zaten koyunlar bu tür sahıma alışık oldukları için fazla zorluk çıkarmazlar. Sahım sonrası eğer koyunların kuzuları da varsa kuzular da serbest bırakılır. Mustafa Şahbaz, annelerin ve kuzuların birbirlerini bulmaları sırasında koşuşturma ve meleme seslerinin unutulmaz olduğunu söylüyor.